Herkese merhabalar, veri analizi konumuzla beraberiz. Merkezi yayılım ölçüleri ve merkezi yayılım ölçülerini beraber analiz edeceğiz ve veri analizi konumuzu anlayacağız. Ama biz bunların temellerini aslında 6 ve 7'de veri analizi başlıklarıyla atmıştık. İşte biz bunların tekrarını yapacağız ve ardından bu yeni konumuzu öğreneceğiz. Unutmayalım 8'den 9'a matematik hazırlık kitabımızda sayfa 150-156 arasını 7 sayfayı mutlaka tamamlayalım. Hadi bakalım o zaman şimdi dersimiz başlasın. Bir kere, ilk başta biz verinin ne olduğunu, yani data dediğimiz, bizim elde ettiğimiz sayıların çeşitlerine bakalım. Bir sürekli veriler var, bir de kesikli veriler var. Sürekli veri demek belli aralıkla her değeri alınabilir verilere. Mesela insanın boyunun değişimi. Mesela her gün sen kendi boyunu ölçebilir misin çocuklar? Evet. İşte bu sürekli veri. Süpersin. Ama kesikli veri ise tam sayı olan veriler. Mesela kıyafet sayısı. Mesela sen e, diyelim ki bugün kıyafet sayın 5 ise. Yarın kıyafet sayın 10 oldu, öbür gün 3 oldu. Bir anda böyle değişiyor değil mi? Ve tam sayı verileri. Ama mesela insanın boyunun sen virgüllü hesaplamalarını yapabilirsin. İşte bu kesikli veri oluyor. Bu sürekli veri oluyor diyebiliriz. O yüzden bu noktasal grafiklerle gösteriyor. Bu da çizgi grafiğiyle daha çok gösteriliyor diyoruz. E, merkezi eğilim ölçenine baktığımız zaman aritmetik ortalama Ortanca ve tepe değerinden 3 tane eğilim ölçüsü var. Aritmetik ortalamayı zaten biliyorsun. Sınavların ortalamasını sen ne yapıyorsun? Aritmetik ortalama yapıyorsun. Ve... Veri... Bir sınav 100, ikinci sınav 90, ortalama 95. Hayaller ve gerçekler. 100 gerçekten. artı 90 bölü 2. İşte veri sayısının toplamının, işte bu ikisinin toplamının veri sayısına yani iki taneye bölümü ile elde edilir. Aritmetik ortalama zaten bunu biliyoruz. Tamam bir de ortanca var. Sıralanmış veri grubunun ortasındaki veriye diyoruz. Bunun e, tabi ortasındaki veriye diyoruz. Bunun bir e, diğer adı da medyan. İngilizcedeki medium'dan geliyor aslında. Medium Aa. orta dedi ortadaki demek. İşte medyan da oradan çıkıyor. Ortanca medyan dediğimiz şey veri grubunun ortasındaki. Mesela 5, 8, 10 diyelim veya 12 diyelim. Şimdi bunun tam ortasındaki veri. Sıralanmış mı? Evet. O zaman tam ortasındaki veri 8. İşte bunun medyanı 8'dir. Veri grubunun en çok tekrar eden sayısına, tekrar eden e, sayısına biz tepe değeri yani mod diyoruz. Senin modun ne bugünlerde Tonguç Eren Bey? Hocam benim modum bu aralar tam böyle bir sığır modundayım. Yani böyle kendime gelemiyorum hocam. Böyle sürekli e, çimlerde uzanmak, sürekli otlamak Bunun istiyorum. Bunun modu ne Allah aşkına? Bu veri grubunun modu ne? Hı. Bakar mısın? Dikkat et. 3, 3, 3. Adamın modu 3. Hep 3 gitmiş adam. 3 defa 3 var yani abartmış herif. Dolayısıyla modu 3. Dolayısıyla tepe değeri de 3 diyebiliriz. Geldik mesela hemen seninle beraber ilk başta bir veri grubu elimize aldık. Hala veri veri. İlk başta ne yapmamız gerekiyor? Veri grubunu mutlaka sıralamamız gerekiyor. Yoksa hiçbir şey anlamı, anlamı yok. Hemen ilk başta en küçükten bir, bir, ondan sonra iki. Bak bunları kullandım. Sonrasında e, dört gelir. Bunu da kullandım. Sonrasında altı gelir. 6 gelir, 6 gelir. 3 tane 6'yı kullandım. Sonra 7 gelir, sonra 12 gelir. Hop bunları da kullandım. Bitti. Sıraladık mı evladım benim? Evet. Aritmetik ortalaması nedir? Hemen seninle bulalım bakalım. 1, 1, 2, 4, 8, 6 kere 3, 18, 26, 36, 38, 45. 45'i ben kaç tane veri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a böldüğümüz zaman aritmetik ortamasının 5 olduğunu bulabiliyorum. Peki modu nedir Allah aşkına? Bak dikkat et bunun modu ne? Hmm, en çok tekrar eden 6. Süper dikizim. Peki medyanı ne bakalım senle beraber. Burada yapacağımız şey şu. Bak ellerimi de kapatıyorum. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Ah kaç çıktı? Altı. İşte bu kadar. Süper zekisin diyoruz. İşte böyle kapata kapata giderekten. Buradan dört tane Buradan dört tanesinin Tam ortadaki değer 6'dır Geldik bir tane daha. Çift sayıda terim varsa medyan ortadaki iki terimin ortalaması oluyor Tonguç Aram Bey. Hemen sana onu göstereceğim. Şimdi mesela burada sıralama doğru mu Tonguç Aram Bey? Evet. Şimdi ben burada kapattım. 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 Eyvah. Kapattım da hiç şey kalmadı Tonguç Erhan Ne yapacağım? İşte geri çıkıyorum, geri çıkıyorum. Sonra diyorum ki ya burada iki tane sayı var. O zaman ben diyeceğim ki ortalama aslında bunun ortasındaki sayı. Bunun ortasındaki sayı nedir? Bu ikisini topla ikiye böl. Yani 8 artı 9 bölü 2'den 8 buçuk bunun medyanı da diyebiliriz. Peki modu ne Allah aşkına? Hemen şuradan bakar mısın? Modu, e, sen yine ne diyorsun? Modu. modu. İşte burada iki tane mod olabilir. Hem 8 hem 9 mod olabilir. Tonguç 3 tane iki tane modu olabiliyor bir e, verinin diyebiliriz. Birden fazla modu olabiliyor diyor biz. Merkezi yayılım ölçülerinde ise standart sapma. Açıklık ve çeyrekler açıklığı önemli. Açıklık çok basit bir kavram. Veri grubunun en büyük terimiyle en küçük teriminin farkına biz açıklık diyoruz. Hatta ben şöyle yazıyorum. Max eksi min diye yazabiliyorum. En büyük eksi en küçük. Alt şimdi bir de çeyrekler açıklığı denilen bir kavram var. Çeyrekler açıklığı dediğimiz kavramsa aslında şöyle bulunuyor. Üst çeyrekten, üst çeyrekten alt çeyreği çıkartarak bulunuyor. Ne diyeceksin? Bunlar ne kardeşim diyeceksin. Alt çeyreği çıkartarak bulunuyor. Hemen sana bir örnekle göstereyim. Burada açıklamalarla anlaşılacak bir şey değil bu. Bu sıralı mı Tonguç ilk başta? Bakalım. Evet. Süper. Şimdi ben burada e, ne yapacağım biliyor musun? İlk başta çeyrek yarı yarılarını bulacağım. Yarılarını bulmak için şöyle bir şey yapıyorum. İlk başta bak kapattım. 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 Burası modun medyanı mı Tonguç evladım? Benim? Evet. Tam ortadası. Ki, yani 7 medyandır ortancadır diyebiliriz. Ee, şöyle yazdım. Şimdi sonra diyorum ki burasına alt yarı burasına üst yarı diyorum. Çünkü bu alttaki küçük sayılar alt yarı e, üst yarı diyorum. Tongues bana söyler misin? Yarımın yarısı nedir? Çeyrek. Süper zekisin. Dolayısıyla ben şunu kapattım. Kapattım. Ya kapatamam çünkü bu ikisinin tam ortasını almam gerekiyor. İşte bunun tam ortası da 4 artı, artı 6 bölü 2 yani 5. Bunun alt çeyreği oluyor. Kapattım. Kapatamam. O zaman bunun ortası da yani 13 bunun üst çeyreği oluyor. 13 eksi 5 yani 8. Bunun çeyrekler açıklığı dediğimiz şey. Yani al üst çeyrekle alt çeyreğin arasındaki fark diyebiliriz. Üst çeyrek alt çeyrek ikisinin farkı da çeyrekler açıklığı diyoruz. Standart sapma dediğimiz şey de şöyle bir yöntem var. İlk başta verilerin ne yapıyorsun? Aritmetik ortalaması diyorsun. Gel sen de yapalım? 2 3 4 7. Bunun sanat ortalamasını bulalım mı Tonguç Ağlenme? Bulalım hocam. Hadi ilk başta aritmetik ortalaması bulalım. Birinci adımı yazıyorum. Birinci adım. 2 artı 3 artı 4 artı 7 e, 16 bölü 4 tane veri var 4. O zaman birinci adımda Aritmetik ortamayı buldum. 4. Sonra diyorum ki ikinci adım ne demiş? Her bir verinin aritmetik ortalamayla farkı bulunur. Allah Allah. Şimdi 4'tü bu. 2 4 3 4 4 4 7 4. Bunların hepsini teker teker farkını eksi -2 eksi, e, 1 0 pardon 3 direkt 3 özür dilerim. Şimdi sonra demiş ki. 3. adım ne demiş? 3. adım demiş. Bunların kareleri toplanır demiş. 3 üçüncü adımda o zaman şuraya yazıyorum bir 3 üçüncü adımı. Bunların kareleri. Karelerini alıyoruz. Hop karelerini alıyoruz. Karesini alıyoruz. Karesini alıyoruz. İki, eksi ikinin karesi dört. Eksi birinin karesi bir. Sıfırın karesi sıfır. Üçün karesi dokuz. Sonra demiş ki toplanır demiş. Bunların hepsini topladığımız zaman dört ve on dört çıkıyor. Toplamını bulduk. Şimdi sonra demiş ki toplam veri sayısının bir eksine bölüp karekökü alınır. Dördüncü adımı yazıyorum. Bunun Toplam veri sayısının 1 eksi. Toplam veri sayısı kaç tane evladım benim? 4 tane. 14'ü, 14'ü veri sayısının 1 eksiğine yani 4 eksi 1'e bölüp karekökünü köküne alıyorum. İşte bu kadar. Dolayısıyla kare kök içinde... 14 bölü 3 gibi garibul gureba bir sayı çıktı gerçekten. Ama sorun değil. Sonuçta star sapma böyle bulunuyor. İşte bu bunun standart sapması diyebiliriz. İşte bu sınavlarda genellikle standart sapma hesapları böyle yapıyor. Tabii bunları bilgisayar yapıyor. Bizim yapmamız gerekiyor ama Bundan sınav sorusu çok zor gelir. Ama gelse daha iyi. bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Böyle bir hesaplama var arka planda. O da çok komplike değil aslında. Yani teker teker adımları uyguladığın zaman 2 dakikada çıkıyor. Diyor. O zaman ödülü yaptığımız için yorumlara yolla. Hadi bakalım şimdiden başarılı. <laughs>